Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün son dönemdeki iki popüler modelin kamera karşılaştırması ile karşınızdayız. Hangi modeller bunlar? Biliyorsunuz Oppo bir süre önce ülkemizde Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerini satışa sunmuştu. Onun hemen öncesinde ise Huawei P40 Lite, P40 ve P40 Pro modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Biz şimdi bu iki serinin giriş seviyesindeki modellerinin kamerasını karşılaştıracağız. Fakat bu karşılaştırmaya geçmeden önce birkaç bilgiyi sizlerle paylaşalım arkadaşlar. P40 Lite'ın ülkemizdeki şu andaki fiyatı 3300 liradan başlıyor. En azından Huawei'nin sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan fiyat etiketinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Reno 3 ise biraz daha yüksek bir etikete sahip. Şu anda bu telefon Oppo Reno 3 ülkemizde 3999 liraya satılmakta. Yani 4000 liraya satılmakta. Dolayısıyla iki telefon arasında 700 lira gibi bir fark var. Elbette tabii bazı sitelerde daha ucuza bulabilirsiniz, daha pahalıya bulabilirsiniz. Ben size ortalama fiyatları söyledim. Ayrıyeten telefonların üreticilerinin verdikleri linklerde de bu fiyat etiketleri geçerli. Dolayısıyla daha ucuza bulmanız da mümkün. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Şimdi arkadaşlar iki telefonun kamera bilgilerini vereceğim sizlere. Ondan sonra da bu iki telefonla aynı ışıkta, aynı açıdan çektiğimiz fotoğraflara birlikte göz atacağız. Evet arkadaşlar, Huawei P40 Lite'da 48 megapiksellik 1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera var. Ona 8 megapiksellik ultra geniş, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani bu telefonun arka kısmında toplamda 4 kamera var. Elbette biliyorsunuz ki kamera sayısı telefonun çok iyi fotoğraf çektiği, çok video çektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Çektiğimiz fotoğrafları size göstereceğiz. Bu telefonun kamerasının ne kadar iyi fotoğraf çektiğine siz karar vereceksiniz. Reno 3'e geçtiğimizde ise yine 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera ile karşılaşıyoruz. Ona 13 megapiksellik telefoto kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani arkadaşlar baktığımız zaman ana kamera becerilerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani kamera çapına kadar hemen hemen her şey aynı. Dolayısıyla hani aradaki fiyat etiketi kafanızı karıştırmasın. O fiyat etiketinin temel sebebi aslında kameralardan ziyade telefonların içerisinde bulunan Yonga seti, RAM gibi detaylar. Örneğin P40 Lite'da 6 GB RAM varken Oppo Reno 3'te 8 GB RAM var. Dolayısıyla dahili depolama alanının taraflarında da bazı farklar mevcut. Bu yüzden arkadaşlar fiyat etiketi Reno 3'ün biraz daha yüksek. Elbette burada tabii Oppo Türkiye'nin de belki fiyat politikasındaki oynamaları vardır. Dolayısıyla iki telefonun böyle birbirinden çok ayrı segmentlerde olduğunu düşünmeyin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefonla çektiğimiz fotoğraflarla baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, iki telefonun kamera performansı bu şekilde. Yani birbirine yakın fotoğraflar diyebiliriz ama yakınlaştırma tarafında belli farklar ortaya çıkıyor. Tabii biz yine bunun yorumunu size bırakıyoruz. Eğer bu iki telefon arasında kaldıysanız, hangi telefonu alsam diye karar veremiyorsanız ve sizin için kamera faktörü önemliyse, nasıl fotoğraf çektiği önemliyse, dediğimiz gibi iki fotoğrafların karşılaştırmasına bakabilirsiniz ve kendi çapınızda bir yorum yürüterek hangi telefonu alacağınıza karar verebilirsiniz. Bir kez daha hatırlatayım. P40 Lite'in ülkemizdeki satış fiyatı 3.300 lira. Oppo, Reno 3'ün fiyatı ise yaklaşık olarak 4.000 lira arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.